MHP tarafından Adım Adım Anadolu toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi. Kayseri'de konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP'nin HDP'yi meşrulaştırmaya çalıştığını ifade etti. Erken seçim olmayacağını belirten Aycan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Çok şükür Karabağ tekrar Türk yurdu oldu ve Ermeni işgalinden kurtuldu. Ayasofya yılların özlemiydi, Ayasofya'yı ibadete açıldı. Kıbrıs'ta Maraş bölgesi tekrar kullanıma açıldı. Doğu Akdeniz'de birlikte verdiğimiz mücadeleyi hep birlikte görüyorsunuz. Irak'ta özellikle teröre karşı verilen mücadelede çok şükür çok ilerleme kastettik. Artık ülkemizdeki sınırlarımız içerisindeki terörist sayısı 200'ün altına indi. Artık mağaralarda inlerinde vuruyoruz. Suriye'deki politikamızı görüyorsunuz. Bunların hepsi Cumhur İttifakı'nın başarısı. Daha ülke içerisinde yapılan hizmetleri anlatmıyor. Tabii bugüne gelecek olursa, hepiniz bugünden bahsedin, şu anki ekonomik sıkıntıdan bahsedin diye düşünüyor olabilirsiniz. Farkındayız. Evet, bir dönüşüm yaşıyoruz. Bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunların farkındayız. Bununla ilgili önerilerimizi de sunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi aslında şekil açısından bakarsanız bir muhalefet partisidir. Yani iktidar ortağı değildir. Kabinede görevi yoktur, bakan yoktur. Genel başkanımız Cumhurbaşkanı yardımcısı değildir. Ama biz milletimiz için, devletimiz için daima ne gerekiyorsa onu savunan, onu söyleyen, kimsenin yapmasından da gocunmayan bir partiyiz. Ve hatta biliyorsunuz 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka ve mutlaka yine birlikte hareket edeceğiz ve şimdiden de adayımızı da açıklıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 yılında da Cumhurbaşkanı adayımız. Ve bir şeyi daha söylemek lazım. Sürekli şimdi seçim çağrıştırıyorlar. Ama hem Cumhurbaşkanımız söylüyor, hem de Genel Başkanımız söylüyor. Planınızı, programınızı da ona göre yapın. Seçim Haziran 2023 yılında yapılacaktır. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir. Ne derlerse desin, biz seçimleri Haziran 2023 yılında yapacağız. Siz de sanayiciler olarak, esnaf olarak, ziraat odaları olarak hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın. Evet, değerli misafirler, değerli başkanlar, tabii kurda bir oyun oynanıyor. Dünyanın genelinde bir ekonomik sıkıntı var. Özellikle COVID nedeniyle ortaya çıkan üretim kapasitesinde düşme ve lojistikte, tedarikte yaşanılan sorunlar var. Siz sanayiciler özellikle bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Bakın 2020 yılında tüm sıkıntılara rağmen biz bütün dünya ülkeleri küçülürken biz %1.8 büyüdük. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ekonomi politikası var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Faizleri düşürdük ve böylece kredi faizlerini de düşürerek sanayiciye, girişimciye ucuz kredi verilerek, düşük faizli krediler verilerek istihdamı artırmayı, üretimi artırmayı, böylece büyümeyi sağlamayı ve ihracat hacmimizi artırmayı çalışıyoruz. Bu tutarlı bir politikadır, ayakları üzerinde bir politikadır. Biz bu politikayı destekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin belirlediği gibi biz bu politikaları destekliyoruz. İnşallah bu politikalar başarılı olacaktır. Şu an kur özellikle artışı var ama bu bir manipülasyon kısmı var. Bir gerçek kısmı var, bir de manipülasyon kısmı var. Şu an ekonomistlerin kabul ettiği bir şey var. Şu anki kur gerçek kur seviyesinin %30 üzerinde. Yani ekonomik seviyemizle, göstergelerimizle bağdaşmayan bir Türk parasının değer kaybı söz konusu. Bu
Bunu bankacı olanlar bilir, nasıl manipüle edildiğini, yurt dışında İngiltere'den özellikle Türk parası üzerine nasıl oyunlar oynandığını biliyorsunuz. Onun için bunları da aşacağız inşallah. Merak etmeyin, kaygı etmeyin. İnşallah hep birlikte bunları da aşacağız. Şimdi bunu fırsata çevirmeye çalışanlar var. Özellikle CHP ve Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bir takım dış güçlerin bunu kullanmaya çalıştığını çok iyi bilmemiz lazım. Biden'ın başkan olmasıyla birlikte Türkiye'ye direkt saldırılar olmaya başlamıştır. Daha önce de bence Amerika hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştı. Ama Biden'la birlikte Amerika düşmanlığını açık göstermeye başladı. Ve sürekli ne diyor? Türkiye'deki dostlarımızla birlikte iktidar değişikliği yapacağız. Ve bununla birlikte hareket eden bir CHP ve CHP'nin etrafındaki avaneleri var. Kim var? HDP var, İyi Parti var ve sivil toplum örgütleri var. TÜSİAD'ı kastediyorum, sizi kastetmiyorum tabii ki. TÜSİAD var ve onun dışında terör örgütleri var, FETÖ var, PKK var, PYD var. Şimdi bu oyunu iyi görmemiz lazım. Bu ekonomik sıkıntıları bahane ederek seçim çığırtkanlığı yapmak ve ekonomik durumdan yararlanmaya çalışmak tam CHP'ye yakışan bir davranış. Çok fırsatçı, yeter ki iktidar yıpransın, Türkiye batarsa batsın, ne olursa olsun biz iktidar olalım derdinde olan bir CHP var. Ama dikkat ederseniz Kılıçdaroğlu'nun ekonomi politikaları ile ilgili hiçbir söylediği doğru bir şey de yok. Bir şey de söylemiyor. Çözüm öneriniz nedir? İktidar olmak istiyorsunuz. Öneriniz nedir? Siz ne yaparsınız? Yani çok basit bir şey var. Ne yapabiliriz? Örneğin Türk parasını değer kazanmak, enflasyonu azaltmak için faizleri yükseltebilirsiniz. Faizleri 20 artırsanız, %20'ye çıkarsanız ekonomiyi durağanlaştırırsınız. Bunu mu istiyorsunuz? Faizci misiniz? Faiz artışından yana mısınız? Ama onların derdi bu da değil. Mesela ekonomiyle ilgili eleştiriler yapıyorlar. Arkasından ne diyorlar? Neden IMF'den borç almıyorsunuz diyorlar. Yani kime hizmet ediyorlar? IMF'ye, Dünya Bankası'na, küresel sermayeye hizmet ediyorlar. Türkiye'yi onlara bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Ekonomik bağımsızlık da bir gelecek meselesidir. Devletin bekası meselesidir. Ekonominiz kuvvetli olmazsa elbette siyasal anlamda da sıkıntıya yaşarsınız. Ama bu ekonomik sıkıntıları birilerine mahkum olarak, mecbur olarak değil, kendi milli irademizle, kendi gücümüzle aşmamız lazım. Şimdi bir muhalefet partisi düşününüz, Türkiye'de yapılan yatırımlara karşı çıkan bir muhalefet partisiyle karşı karşıya. Elçilere mektup yazmak ne demektir? Türkiye'nin ekonomisine müdahale edilmesini istemek, Türkiye'deki yönetime müdahale edilmesini istemek ne demektir? Bu mandacılıktır. İç işlerimize yabancıların karışmasını istemenin ne anlamı vardır? CHP böyle tutarsızlığın danışkasını yaşıyor. İşte en son tezkere görüşmesi oldu. Irak ve Suriye'de tezkere konusu gündeme geldi. Ne yaptılar? PKK'nın isteği doğrultusunda tezkereye hayır dediler. Tezkereye hayır demek ne demek? Orada Türk askerini istemiyorum demektir. Siz PKK'dan yanasınız, PYD'den yanasınız, Amerika'dan yanasınız. Kimin karşısındasınız? Türkiye'nin karşısındasınız. İşte böyle bir CHP var. Ayakları yere basmayan, daima dışarıdan medet uman, bir politikası olmayan bir CHP var. Onun yanında HDP var. Konuşmaya bile değer görmüyoruz. Bizim gözümüzde HDP terör örgütleriyle birlikte iş tutan ve şu an yöneticileri teröre bulaşmış kişilerdir. Bizim gözümüzde HDP budur. Ama CHP HDP'yi meşrulaştırmaya çalışan bir arayış içerisindedir. Bir de İyi Parti var. Ne yaptığını bilmeyen bir Meral Akşener ve onun yönetiminde bir İyi Parti var. Bir gün bakıyorsunuz milliyetçi oluyor,
ertesi gün HDP ile Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapma derdine düşüyor. Bir bakıyorsunuz medyatı İstanbul Belediye Başkanı'nı da arıyor. İstanbul Belediye Başkanı'nı bence en büyük hakareti yaparak Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyor. Ve ona oy vermeyen herkesi Haçlı diye nitelendiriyor. Şimdi böyle bir Meral Akşener'in kendi hesabında kendisi için çalışan, tutarsızlığın danışkasını gösteren bir Meral Akşener'den ne bekleyebiliriz? Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyordu. Otur oturduğun yere dediler. Şimdi olmayan bir makama talip oldu. Başbakan olacağım diyor. Yok ki öyle bir makam. Bir gün öyle, bir gün böyle. Bu tutarsızlıkla da medet ummak, bir fayda beklemek mümkün değil. Kimden medet umacağız? Kendi öz değerlerimizden, öz varlığımızdan, değerlerimizden yola çıkacağız. Biz bütün badireleri atlattık. Çok şükür bunu da atlatacağız. Evet, ekonomik sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Dünyada da bu ekonomik sıkıntılar var. Lojistik sorunları var, tedarik sorunları var. Petrol fiyatlarında yükselmeler var. Ne yaptı? Petrol 40 dolardan 80 dolara çıktı. Bugün lojistikte, özellikle deniz yolu nakliyesinde ellerinde Yahudilerin elindedir. Tekeldir. Ve deniz yolu nakliyesini ellerinde tutuyorlar. Tedarik sorunu yaşıyor. İngiltere'de tedarik sorunu yaşıyor. Amerika'da tedarik sorunu yaşıyor. Her yerde lojistikte, tedarikte sorun var. Bunların hepsini aşacağız. Nasıl aşacağız? Dik duracağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Birbirimize desteğimizi sürdüreceğiz. Politikalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirlediği politikaları sonuna kadar savunacağız ve düzlüğe çıkacaksak bu politikalarla çıkacağız. Ne Amerika'yla, ne IMF'yle, ne Dünya Bankası'yla olmaz. Bu zamana kadar olmadı, bundan sonra da olmaz. Onun için inşallah bu vesileyle bir aradayız, hep beraberiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak duruşumuzu, tavrımızı gösteriyoruz. Bu tavırla, işbirliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle, dayanışmayla hep birlikte bu sorunları aşacağız. İnşallah Türk milleti olarak daha güzel günlerde, daha refah içerisinde, daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşantımızı sürdüreceğiz. 2023 yılında da Cumhur İttifakı olarak karşınıza çıkacağız. Desteğinizi isteyeceğiz. Başkalarıyla birlikte hareket edenlere de bir kez daha millet olarak en güzel cevabı vereceksiniz diye düşünüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.